Sevgili kardeşim, aleykümselam. Dortmund, Dortmund'a selam olsun senin şahsında. Sorduğun soruya şimdi fırsat buldum. Cevap vermeye gayret edeyim. Sorunu ben dile getiriyorum seni tanımadığım için ama sorun genel olduğu için dile getireceğim, genele yayacağım. Ee, hocadır, alimdir, bu kadar seviyesi var. Belki de kısmen cemaatin bir kenar köşesinden de istifade ettiği halde, bakın ilmi var, ee, alimdir, ne bileyim, siyasi kariyeri var. Niçin yanlış yanlışın yanında? niçin vatan millet düşmanının yanında olabiliyor? Yani eskide ben de düşünüyordum. Yani normal bir insanın da görebileceğini göremeyip o yanlışların doğru görmesi ve o onun mümessillerinin yanında nasıl bulunabiliyor? Sorun bu. Benim anladığım şu. Tabii bunu herkese sorsam farklı cevap verir. Bana da başka zaman sorsam başka cevap veririm. Yarın da başka cevap veririm ama şu andaki kalbime gelen bu soruyu okudum, şeyde okudum ve dinledim. Ee, şimdiki aklımla cevap veriyor. Bunu sahabeden de okumuştum ben. Sah sahabe hayatında okumuştum. Bir sahabe bir sahabeye soruyor aynı şeyi. Ya filane biz Muhammed'i şimdiye kadar niye görmedik? Aynı yerde olduğumuz halde. Ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh da vardı. Çünkü buna ait bir ayet de var. Siz kendi çocuklarınızdan daha iyi tanırsınız diyor. Bir sahabe sahabeye soruyor. Yani Muhammed diyor buradaydı. Beraber yaşıyorduk. Ama senelerce ona düşman olduk. Niye anlamadık diyor onu. Sahabeye soruyor. O sahabe diyor ki, evet ben de kendime bu soruyu sordum diyor. Niye onu göremedik? Yani beraberiz. Peygamberliğini ilan etti. Ama biz en son olanlardan olduk. Sahabe diyor ki, şeytandan misal veriyor. Diyor ki, ilim noktasında şeytanı geçemezsiniz. İlmi var. Niye yanlış yerde? Çünkü doğru yaşamadığımızdan dolayı demiş. Ne demek doğru yaşamadığımız? Anladığımı söyleyeyim. Eğer yediğimiz lokmalar haramsa, o ağızdan o uzuvlardan, organlardan, o bedenden hayli bir şey çıkmaz. Çünkü eşyanın tabiatına zıttır. Mesela bugün ben köyde e, çiftçilik yaparken bazı şeyleri yakıyordum. Temiz, güzel şeylerin yanarken onların kokusu da şifadır. Kenar köşeden atılmış pislikler, bidonlar bilmem ne. O pis şeylerin yanarken kokusu da pistir. Mesela İslam fıkhında var. İslam fıkhında e, normal bir insanın terlemesi mu, mübarektir yani. Hatta şifadır. Ter, ter. Ama şarap içenin yani içki içenin haram şey o içkini içenin teri aynı necaseti hafife bile değil galizedir. Büyük abdest küçük abdest gibi pistir. Dolayısıyla demek ki e, ustad da 29. sözde söylüyor hatırlarsınız sizde. Diyor ki Erva haliyeler, revahi taybeyi, erva habiseler, revahi habiseyi severler. Yani güzel ruhlar güzel kokuları, kötü ruhlar kötü kokuları sever. O mekana giderler. Dolayısıyla her şey aslında haber verir. İlmin dahi olsa terk ve tecerrüt dediğimiz batıl şeyleri, itikatları, hurafeleri, bidatları terk etmeyip yanlışları e, terk etmesek haram, haram sokuyoruz ya, bununla haram giriyor. Dolayısıyla o haram yeni yiyen insandan kokusu da, siması da, davranışı da, uzuvlarının istikamet olması beklenemez, mümkün değil. Dolayısıyla haram yiyoruz kardeşim, haram. Kulak yiyoruz kardeşim, kulak. İlimde sorun yok. Ben de çok aile zaman bunu merak ediyordum. Hakikaten yayın evinde 10 tane, 20 tane kitabı var adamın. Benim tanıdığım, benim bildiğim tabii 20 tane farklı kitabı var. Belki daha fazla. Ama nasıl bulunabiliyor? Aklım duruyor, aklım almıyor. Ustad Hazretleri diyor ki benden diyor yüz hakikat dersini aldığı halde. Aynı Risale'de geçiyor. Ya diyor benden ders aldı aman haşir noktasında bu ne güzel kitap bu ne kadar hoş şöyledir. Ustad da bu sevdiği için memur, memur öğretmen yani haşir Risalesini vermiş ona istemiş yani. Ama adam gitti onu muhbirlikte kullandı muhbir. Yani makamımı terfi edeyim diye bak Said Nursi bak neler yazıyor diye. Kaymakamı bildirmiş. tabii e Tabi Kur'an'da onu affetmemiş. Makam beklerken az edildi de öyle yazıyor mektubatta. Peki nasıl oluyor ya? Yüz hakikatı benden dinlediği halde ne kadar hakikatsızdı diye düşündüm diyor. Değilmiş yani. Aynı o cevap burada da cevap. Yani o statü nasıl olabiliyor? Haram yiyoruz. Haram yiyoruz. Haram yedikten sonra doğru doğru işler bize nasip olmuyor. Olsa bile sahiplenemiyoruz. Baksana 20-30 tane farklı kitabı var adamın yayın evinde. Ama bakıyorsun şer cehranının yanında. Aklı almıyor. İlimde sorun yok. Konuşmada sorun yok. E ne var kardeşim? Haram da yapmıyor. Takvalı adam. Haram yiyor. Nasıl takvalı oluyor? Bir ha, haram yiyorsa takvalı olur mu? Biz öyle görüyoruz. Bir işte son bir şey mi de söyleyeyim cevabı. Herkes Allah'a iman eder de e, fakat Allah'ın bir sırrı var. Herkese Allah sırrını vermez. Sen herkese sırrını verir misin? Nedir o Allah'ın sırrı? İhlas'tır. Sırrı ihlas sırrı Risale-i Nur'da geçiyor ustad. Kastamonu'da geçer. Sırrı ihlas Allah'ın sırrıdır. Allah o sırrını herkese vermez. E, ameli şey ama ihlası yok. İşte temelde dönüyor dönüyor. Yanlış yaşamaktan ve yanlış şeyleri yemekten. Allah emanet olun. Selamun Aleyküm.